I finally know what I have to do. That it's right. Bildiğiniz üzere Endgame vizyona girdi. Muazzamdı. Bundan bir hafta önce de filmin en önemli kesitleri zaten sızdırılmıştı. Çok büyük bir bölümü. Tek kelimeyle muazzam. Muazzamdı. Bu bir spoiler konuşması olacak. Başlarda yazdığım gibi burada filmde olanları konuşacağım. Öncelikle birçok teori, yani benim Reddit'te okuduğum birçok teori ve YouTube'da gördüğüm birçok teori tuttu. Bundan bir yıl öncesine kadar set fotoğrafları sızdırıldığı için, hani setten hatırlarsanız 2 veya 3 tane görsel paylaşılmıştı. Zamanda yolculuk yaptılar. Tahmin ettiğimiz üzere de o 1. Savaş'a gittiler. Ve taşları teker teker toplamaya başlar. Burada en dikkat çekici sahne Kaptan Amerika'nın 1970'te, yani 1970'ten biraz önce filmde bir kesit vardı. 1970'te gidip kendi kampına bakıp Peggy Carter'ı görmesi. Avengers'ın ana üyeleri taşların hepsini topladıktan sonra hepsi bir yere gitmiyor. Gruplara bölünmüş şekildeler. Çünkü taşların en iyi nerede olduğunu bilen bazı takım üyeleri var. Bu yüzden herkes farklı görev yerlerine gitti. Ve film boyunca yaklaşık bunu 1 saat, 1,5 saat boyunca 4 veya 5 farklı lokasyon üzerinde bu filmi izliyoruz. Infinity War'da olduğu gibi tamamıyla iki ayrı lokasyonda geçen bir savaşı izlemeyeceğiz. Endgame'i gerçekten kuantum evrenine girip zamanla geriye gitmek için kullandılar. Bu olaylar Thanos taşları kullandıktan 5 yıl sonra gerçekleşiyor. Çünkü Hank Pym'in kamyoneti, yani Ant-Man'in arkadaşlarının kamyoneti, hatırladınız mı? Çirkin kahverengi kamyonet. Bu kamyonet 5 yıl geçen aradan sonra bir araba mezarlığı gibi bir yere koyulmuş. Bundan dolayı da Ant-Man yaklaşık 5 saattir, yani gerçek evrende, gerçek hayatta 5 yıldır kuantum evrenindeydi. Ama Ant-Man'e kuantum evreninde fizik yasaları farklı işlediğinden dolayı tamamıyla farklı gelmiş. Ant-Man nasıl çıkıyor derseniz, muazzam bir fikirle çıkıyor. Aracın üzerindeki kontrol paneline fare geliyor. Evet, bildiğiniz fare geliyor. Ama Ant-Man'in olanlardan hiçbir şekilde haberi yok çünkü sadece 5 saat geçirmiş durumda. Ve doğruca gidip Avengers'ı bulmak. Avengers'ın ana binasını hatırlarsanız giriş kapısında trailer paylaşmışlardı. O trailer orada yaşanan olayları anlatıyor. Sonra Ant-Man Kaptan Amerika'ya şöyle fikir sunuyor. Eğer kuantum evreninde zaman farklı işliyorsa geri dönebiliriz. Bunun üzerine takımımız, yani bu 4-5 zeki arkadaşımız toplanıp Tony Stark'ın evine gidiyor. Tony Stark da bu sırada bağ bahçe yapmış. Güzel bir hayat kurmuş şekilde hayatına devam ediyor. Kendi çalışma masasında bunun olabilirliğini denetliyor ve evet olabiliyormuş. Sonra tekrar takımın yanına gidiyor. Belli bir süreden sonra Tony Stark tekrar Avengers binasına geliyor. Bunlara yardım ediyor. Bunlar dediğim gene Avengers. Ve Kaptan Amerika'ya kalkanını geri veriyor. Takımımız geçmişe gidip taşların hepsini topluyorlar. Ve birçok kişi ölen arkadaşları, annesi, babasıyla tekrar tanışıp görüşüyor. Muazzam bir Kaptan Amerika sahnesi var. Cap vs Cap. İlk başta orijinal, yani 2012'de bulunan geçmişteki Kaptan Amerika, gelecekteki Kaptan Amerika karşılaşınca bunu Loki'nin bir oyunu zannediyor. Yani anlamıyor gelecekten geldiğini. Gelecekten gelen Kaptan Amerika kavgayı, savaşı kazanıyor. Tüm takım taşları topladıktan sonra tabii aralarında dönemeyenler var mesela. Hatırlarsanız Thanos'un ve Gamora'nın öldüğü, Thanos'un ruh taşını aldığı yer. Clint ve Natasha orada bir seçim yapmaları gerekiyor. Kim ölecek diye uzun süren savaş ardından ikisi arasında Natasha atlıyor. Ve Clint ruh taşını alıyor. Thor geçmişe gittiği için Asgard'ın hala var olduğu zamanlara gittikten sonra eski çekicini geri alıyor. Normal bildiğin elini uzatıyor ve geri alıyor. Ve dönüyorlar. Döndükten hemen sonra Stark, yani Tony Stark'ın yaptığı bir tane eldivende toplamaya başlıyorlar. Ve bu eldiven, yani her eli şekle girebilecek şekilde. Bundan sonra kim takacak diye düşünüyorlar. Bu sırada Gamora, geçmişteki Gamora ile, yani gelecekteki Gamora geçmişe gittiği zaman o andaki Gamora ile bir şekilde bir bağlantı sağlıyor.
gelecekteki Gamora'nın gördüğünü geçmişteki de görebiliyor. Geçmişteki Gamora, yani Thanos'un kızı, gelecekteki Gamora'nın yerine geçerek Thanos'a Avengers binasına giriş bileti veriyor. Takımımız taşları kimi kullanacağını bulayım derken buluyorlar, Hulk kullanıyor. Sağ kolundan da oluyor ama parmağını şıklatıyor. Herkes geri geliyor. Ne mutlu değil mi? Tam bu sırada zaman portalından geçmişteki Thanos geleceğe geliyor. Avengers binasının yerle bir ediyor. Bundan sonra tabii büyük bir savaş daha oluyor ve bu son savaş. Hani artık tüm Marvel evreninin, MCU'daki bulunan bütün karakterlerin katıldığı böyle devasa bir savaş. O sırada ilk kez Kaptan Amerika çekici kullanıyor. İlk kez şunu göreceğiz, kalkanın kırıldığını. Hatırlar mısınız? İkinci filmde şöyle bir sahne var. Bu sahne bir nevi gerçek oluyor çünkü Kaptan Amerika'nın kalkanı vura 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 kırılıyor. Kim kırıyor derseniz Thanos. Bildiğin kılıcıyla vura vura kırıyor. Ve kalkanın yarısı kalıyor. Geri kalan yarısı yok. Ondan sonra Doctor Strange büyük bir portal açıyor. Bütün kahramanların hepsi Avengers binasının yıkıntılar üzerine toplanıyorlar. Bundan sonra da Kaptan Amerika'nın hayvan gibi bağırarak Avengers toplanın demesiyle herkes birbirine giriyor. Ve film 3 kez parmak şıklatıyorlar. Evet, 3 kez. Sonuncusunu da Iron Man şıklatıyor. Uzun uğraşlar sonucu Thanos eldiveni bir kez daha aldıktan sonra Stark onunla kavga ederken tacları gizlice cepliyor. Bunu Thanos'un ve Thanos'un ordusunu öldürmek için kullanıyor. Mükemmel bir Iron Man sahnesi vardı burada. Iron Man en son taşların hepsinin tek zırhta topladığı için ve insan olduğu için halka olanların daha beter oluyor. Parmağını şıklattıktan sonra sağ tarafı tekrar erimiş bir şekilde böyle karşımıza çıkıyor. Ve şöyle bitiyor. I am Iron Man. Hatırlarsanız ilk filmde gazetecilerin karşısında ben demir adamım demişti. Burada da parmağını şıklatmadan hemen önce ben demir adamım diyerek parmağını şıklattı. Ve öldü. Ve vücudundaki reaktörün söndüğünü göreceğiz. Ondan sonra herkes ağlıyor. Bu. Tek bir şey kalmıştı son sahnede. Kaptan Amerika'nın gidip taşları zamanda geriye gidip taşların hepsini yerine koyması gerekiyordu. Çünkü yoksa başka bir gerçeklik yaratarak hani başka saçmalıklara sebep olacaklardı. Ama Kaptan Amerika kimseye söylemeyerek geçmişe gittikten sonra taşları yerine bıraktı ve geri dönmedi. Peggy Carter'la edemediği dansı geçmişe gidip ettiler. Ve geleceğe dönmedi. Bundan sonra herhangi bir after credit sahnesi bulunmuyor. Tüm bu karakterleri bir arada gördüğümüz son filmde. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıdaki abone ol butonundan kanala abone olup bunun gibi daha değişik videolar görebilirsiniz. Aşağıdaki gene beğeni butonuna tıklayarak videoyu beğendiğinizi veya beğenmediğinizi belirtebilirsiniz. Yorumlarda kendi fikirlerinizi alt kısma bırakabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.